Evet arkadaşlar, merhabalar diyoruz. Bugünkü videomuz evle alakalı. Yeni bir tane evle yeni bir eve başladık bugün. Bunun remodel'dan önceki halini göstereceğim. Daha da şu etrafı göstereyim size, mahalleyi göstereyim. Mahalle yani çok kötü olmamakla birlikte çok iyi bir mahallede değil. Şu karşıda bir eski kilise var, büyük bir kilise binası. Şu an kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu tam bilemiyorum. Şurası sokak. Neyse şöyle önce evin dışından bir göstereyim. Evin dışı biraz böyle şey gibi Türkiye'deki evlere benziyor. Sıvadan stuko diyorlar burada. Bunlara şöyle göstereyim. Dışında sadece boyaya ihtiyacı var. Boyaların yine boyaya ihtiyacı var kesinlikle. Dışı çok fena değil. Yani bir badana boya dışını adam edecek. Şunu pencereyi daha yeni taktık. Şimdi etraf tamir edilecek falan filan işte. Yani burası da bitmiş olacak. Bahçesi böyle. Bahçesi yani şurası aslında araba park edilecek yer. Şuraya kadar araba park edebiliyorsunuz. 3-4 araba buraya sığıyor. Eski bir garajı varmış. Bunu hiç ellemeyeceğiz. Buralarla çok uğraşmayacağız. Sadece güzel gözüksün diye küçük duşlar yapacağız. Arkası boyanacak falan filan. Şu kapı iptal olacak. Eskiden burada kapı varmış. Şu an bu kapıyı kullanma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Neyse dışı böyle. Bu kapı gidecek işte. Etraf boyanacak. Şu tahta çıkacak falan. Hani böyle güzel temiz bir şey olacak. Bir şey olmuş olacak. Şimdi burası da diğer tarafı. Burada çok fazla bir şey yok. Yavaş yavaş içine girelim. Şimdi içini göstereyim size. Şu an daha çok yeni başladık sayılır. Çok fazla bir şey yapmadık. Dün çekmeye çalışacaktım da olmadı. Bugüne kısmet oldu artık. Yapacak bir şey yok. Dün hiçbir şeyi başlamamıştık. O zaman daha iyi bir şey yapardınız. Burasını daha önce boyadık. Yani birkaç ay önce boyandı burası. Burada kimse yaşamıyordu. Yine de şey yaptık işte. Güzel gözüksün diye dışını boyamıştık. Neyse bu girişi. Görüyorsunuz burası salon gibi bir şey olacak. Şu tahtaları halı çıkacak tabi üzerine hardwood floor yapacağız en son. Bir tane evin içini göstermiştim. Bu satacağımız değil de kiralık olan. O tahtadan döşeceğiz yine burayı. Tüm evin her tarafını daha doğrusu. Duvarlarını tekstür yapacağız. Şimdi bu biraz çirkin gözüküyor. O tekstürü yapıp daha sonra boyayacağız. Pencerelerin etraflarını tamir edeceğiz. Güzel bir lamba takacağız. Klasik yani. Ondan sonra yeni lamba sifsiye takacağız. Şunları iptal edeceğiz. Neyse. Bu arada et de işe başladı. Bizim eleman da işe başladı. Durdu şimdi. Durur. Tam benim video çekerken iş yapar o da. Neyse. Şimdi burası bir odası. Hepsi tabii atılacak çöpe. İşte buralar tekstil yapılacak, duvarlar, ceiling, işte lamba takılacak, iptal olacak dediğim gibi. Şu bir pencere yapacak, tamir, tadilat olacak. Bunların hepsi gidecek tabii. Bunların hiçbiri burada kalmayacak. Şimdi size tuvaleti, banyoyu göstereyim. Burada küçük bir çalışma yaptık. Burada yaptığımız şey şuydu. Evet şu an diğer odadayız. Bu oda şimdi az önce bitti, taze daha. Az önceki gibi spreyle texture attı buraya şimdi adam. Biliyorsunuz şöyle yakından bakarsanız. Bunun amacı şu arkadaşlar. Şimdi duvar eskiden diğer tarafları görürseniz çok çirkin. Bir sürü kötü gözüken yerler var. Bu her tarafı kapatıyor. Yani bu işin biraz kolaycılığı.
Burada çok Amerika'da çok kullanılan bir şey bu. İşçilikten save etmek için. Yoksa diğer türlü her taraf alçılacaksın, zımparalacaksın, tekrar alçılacaksın, tekrar zımparalacaksın. Bir sürü iş. İnsanlar genelde böyle yapıyorlar. Hemen pat pat pat. Are you gonna put the... Where the crack? Yeah. Yeah, we'll let it dry and then paint it real heavy. Mm-hmm. And then anywhere you can still see the crack, put caulk. Caulk. And then let it dry and then paint it. Okay. I mean, to me, you better just mud it now and then just take texture over it. It's gonna be much faster. Yeah. I mean... You're gonna have a big nasty line, man. Yeah. Can you bring the ladder, babe? How about this huge big crack? Yeah. Evet, şimdi odamız böyleydi gençler. Şimdi banyomuzu gösteriyordum. Banyomuzu tam gösteremedim, bitti. Şimdi bunları yaptık. İşte düz duvardı. Buralar tile yaptık. Bu eskisi sadece. Bunu burada kip ettik. Bu arada bu demir. Yani şu an böyle bir şey bulmanız çok zor. Tamamen demir. Yani bunu 2-3 kişi ancak kaldırabilir. Çok aşırı ağır bir şey. O yüzden bunu kip ettik. Burada dandirik bir tane pencere vardı, onu değiştirdik, böyle güzel bir pencere takmış olduk. İşte burası yine klasik bizim bir tuvalet banyomuz gibi olacak. İşte lambası, şurada bir tane daha lamba olacak. Burada güzel bir tane sink olacak, aynası olacak falan. Yine güzel, hoş bir şey olacak gittiği zaman. Evet, şu an herkese işaret gibi. Şimdi burayı az önce yapıyordu, şu an burası bitmiş oldu. Burası kuruyunca, boyayınca burası yepyeni oda gibi olacak. Aynı şeyler tüm odalara yapılacak. Burası bu arada mutfak. Onu söylemeyi unuttum. Mutfağımız burası. Buraya bir kitchen cabinet konulacak. Şu ortaya ocak, daha doğrusu ocak, yanlarına kitchen cabinet. Şuraya kitchen cabinetler konulacak. Aynı şekilde buraya da kitchen cabinetler. Sink burada olacak. Yani bulaşık yıkama. İşte musluklu bızı bu da olacak. Şey, küçük bir pencere takacağız bunu çıkarıp. Küçük bir pencere olacak. Başka da böyle alakalı anlatacağım ne vardır. Tam ya diğer kiralık evlerimize çok benzeyecek gittiği zaman. Yani güzel bir şey olacak. Özellikle şu odaya bakarsanız şimdi eski haline. Her taraf kapkara, şey kırılmış, dökülmüş. Bunların hepsi pırıl pırıl olacak. Yani yeni bir evmiş gibi olacak. En son yaptığımız çalışmalardan sonra. Aşağıda basement var. Basement'ı göstermek istemiyorum şu an. Yani bir şey yok. Sadece klasik bir basement. Evet gençler, bugünlük de bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.